Arkadaşlar Seha. Bugün Seha arkadaşlar. Barış bize ne getirdi? Biliyorsunuz da başlıkta yazıyor. Ben de sürpriz yapıyoruz falan zannediyorum da başlıkta yazıyor. Her yerde yazıyor abi zaten. Evet. 599 geldi arkadaşlar. Ama yine arabayı kim getirecek? Talha kardeşimiz getirecek. Açalım abi. Açalım çocuğu. Açılmıyor değil mi? Açılıyor. Al bakalım boşa. Hoş geldin Talha abi. Kaç kişiyiz? Tek. Üç kişisiniz. Sen teksin, onlar üç. Gel. Hoş geldin kardeşim. Nasılsın? İyiyim. Nasıl? Bir önceki videodan memnun kaldın mı? Kaldım. Alıştın artık kameralara. Evet. Ha? Garip geldi mi bunun vitesi sana? İlk başta. Değil mi? Geldi. Ama öğrendin hemen. Öğrendim. Peki. Talha abi. Teşekkür ederiz araba için. Rica ederim. Biz biraz gazlayacağız babanla, geleceğiz. Tamam. Tamam. Çok mersi. Böyle buyurun. Alet burada yanıyor ya vallahi. Batmobile'in bir değişik versiyonu. Bir değişik. Ya bu mesela böyle acayip bir Ferrari tasarımı değil bence. Uf, görünce bu ne ya olmuyorsun. Ama bu arabanın teknolojisi, motoru, gücü acayip. Onlar acayip. Aslında bunda da detaylar var abi. Yani şöyle bir şey. Kaputtaki çamurun kenarındaki. Evet, buradaki hava girişleri hepsi aktif haliyle. Benim bu arabada en şurada çok sevdiğim, evet abi. Değil mi? Şu olay çok güzel. Bu biraz böyle şey bir tasarım abi. Ne denir? Kibar. Estetik bir tasarım yani. Şuradaki hava girişi bile mesela küçücük. Hani normalde biraz o 430'larda falan böyle acayip büyük hava girişleri olur ya. Yok yani hiçbiri. Bunda baya böyle estetik. Her şey estetik yani. Şu bile. Buradan bak. Hop. Arkadaşlar Seha. Motoru tabi asıl olay ya. Bir motoru gösterelim arkadaşlara. Şu olay. En çok sevdiğim bölüm burası abi. Değil mi abi bu? Benim uğraştığım bölüm burası abi. Çok efsane. Güzel. Kırmızı blok. Oh, vallahi hava da soğudu, iyi geldi ha. Çok güzel ya. Adamlar yapmış abi. Arkadaşlar 6000 cc bir V12 var bunda. Kuru karter abi. Bir şey daha göstereceğim sana. Kuru karter mi? Aynen. Vay. Kuru karter sistemi var bunda. Bu kuru karter özellikle virajlarda işte ya yer değiştirmesin, yağ etmesin, yağ evet basınca düşmesin diye kuru karter sistemi kullanılıyor. Yarışlarda da kullanılan teknoloji bu. Motor suyu, yağ koymak için tankımız, fren hidroliği, silecek suyu, hava filtreleri. 620 beygir motor var abi. 608 Nm. Peki bu motor neyin motoru? Bu motor Enzo'nun motoru. O yüzden aslında güzel, çok kıymetli zaten. Aynen. Zaten bundan sonra bir de F12 üretildi. Ondan sonra V12 yok artık. Atmosferik makineler şu an kıymetlenmeye başladı. Turbo teknolojisine geçtiler. Atmosferikler değerlendi. Ha bu arada diskler de karbon arkadaşlar. Yani şu disklerin büyüklüğüne baksana. Bu 350 falandır herhalde abi. Aşağı yukarı. Baksana jant kadar zaten ya. Ferrari karbon seramik yazmış zaten amca oraya. Pirelli'ler var üzerinde arkadaşlar. P0 var. Onları da söyleyeyim. 245-35-20 var önde. Arkada da 305-35-20. Koltuğun detayına bakar mısın? Şu karbona. Çok güzel değil mi şuralara bak. Bu tabii hem hafiflik hem de şekil için muhteşem duruyor. Kontak anahtarını da göstereyim arkadaşlar. Bildiğimiz Ferrari'nin klasik kırmızı anahtarı. Buraya taktıktan sonra kontağı çeviriyorsunuz. Bekliyorsunuz biraz. Bu sesler falan bir bitiyor. Bir check ediyor motor kendini. Sonra frene basıp engine startla çalıştırıyorsunuz. Sadece böyle otur sesi dinle abi bunun. Değil mi? Melodi gibi. Vallahi abi melodi gibi ya. Biraz anlatalım. Ha, buradan kapatmıyoruz. Gene kontaktan kapatıyoruz. Komple karbon eder abi buralar falan. Çok şık duruyor. Koltuk sırtlıkları falan koltuk da karbon. Aynen onlar da gösterdim. Şey. Bu ortalar da karbon. Bunda Bose'nin müzik sistemi var. Enteresan yani. Ferrari'lerde genelde müzik sistemleri opsiyon oluyor. Bu arabada kim müzik dinler ki? Bence kimse dinlemez yani. Bence de abi. Şurada bir kapak var. Bence o kapak hep kapalı kalır yani. Kapalı kalsın. Bu kapak da karbon zaten.
Hız göstergesi ama 360 ya. Evet, kornalar burada Ferrari'nin gizli. Ferrari'nin vazgeçilmez. Vazgeçilmez olayı. Sesi de çok güzel Ferrari, şey kornanın. Şu ne abi, bu neyi açıyor? Aç abi. Ha, torpidoyu açıyor. Pardon. Cahilliğimize var Barış abi. Pardon, özür dileriz. Vitesi de anlatayım arkadaşlar. Vitesi ikisini birbirine çektiğiniz zaman boşa geçiyor. Şunu çektiğiniz zaman sadece 1'e geçiyor. Geri de burada. Burada da bir tuş var. LC. O LC-2 değil. Bildiğiniz launch control yani. Onu da deneyeceğiz değil mi Barış abi? Abimsin. Abimsin. Eyvallah, o zaman ufaktan bardak koyma yeri falan filan hiçbir şey yok. Yok, bu arabada zaten. Hiç böyle şeyler yok. Gerek yok. Gerek de yok zaten. Bence de abi. Ama derileri merileri arkadaşlar böyle kalite akıyor yani. İç mekan kalitesinden bahsetmek gerekirse hakikaten kalite akıyor. Bak buradan yarış tur zamanını falan görebiliyorsun. Bir de tabii arkadaşlar burada bir Manentino var. Gel bakalım. Burada bir normal ESP açık bir mod var. Normal sürüş modu. Bir kar modu var. Karda kullanım için. Bir sport modu var. Bir de race modu var. Bir de CST var. Yani her şeyin kapalı olduğu. Dikkat. Allah'a emanet dediğimiz. mod. Bakacağız bunlara, yolda geçeceğiz mi geçmeyeceğiz mi? Hep beraber bakacağız. Şimdi çıkalım. Ha? Görüşürüz gelince. Kaç model abi bu? Doğan abi modelini yazmamışlar. Oh. 2008 abi. 2008 mi? Zaten 2006'da üretilmeye başladı bu. 2013'e kadar üretildi. Zaten Ferrari'nin en keyifli modellerinden bir tanesindeyiz abi şu an. En keyifli, hafif, naif böyle, evet. Hani sertliği yok. Pedallar birbirine çok yakın. Pist kullanımı için. Evet. Bayağı yakın yani. Büyük ayakta biri biraz zor kullanır. Zorlanır yani. İkisine bir basarsa burnout yapar abi. Of, o zaman. Aynen, burnout yaparsın abi direkt. Direksiyon üzerindeki shift light'lar. Shift light aynen. Eskiden onu oyunlarda falan görürdük yani. Şimdi böyle gerçek hayatta olması müthiş bir şey yani. Ama Ferrari bence en güzel sesine öne çıkıyor bütün markalar arasında. İnanılmaz bir sesi var. Ferrari'nin sesi efsane. Formula 1 edası, evet, veriliyor yani. Aynen. Formula 1'deki sesin aynısını veriyor. Aynısını yani. Veriyor yani. Bir de o sesi almaya başladığında gaza geliyorsun abi. Tabii. Hani gaza geldiğinde daha da çok gaza basmak istiyorsun. O sesi duymak için, o şeyi yakalamak için, heyecanı yakalamak için. Bu ne ya? Çıldırıyor değil mi abi? İşte abi Ferrari'yi bu yüzden seviyorum ben. Hep bir heyecan veriyor araba sana. Bu güzel kafa. Şanzıman çok iyi ya. F1 şanzıman aslında bir de şey, eski teknoloji yani. Yeni teknolojilerde tabii çok yeni teknoloji de değil yani bu araba. Çift kavramalar falanlar tabii. Filanlar. Bu hani öyle o sistemde bir şanzıman, evet, sistemi değil. Ama bu da tabii ki seri etkileyici, yani. Evet, etkileyicidir. Ya şeyde de böyleydi. GTA'da da böyleydi abi. Vitesi değiştirdiğin zaman hissediyordun. Vuruyordu böyle kafan arkaya yani. Bu da öyle. Peki herkesin sorduğu soruyu sana da sorayım. Sor abi. Doğan abi. Lambo mu Ferrari? Bence kesin Ferrari abi. Kesin yani. Biraz daha Lamborghini'yim abi ya. Hadi ya. Lamborghini yani daha çok seviyorum abi. Bu arabanın tasarımı benim. Tabii Ferrari'nin de iddialı tasarımları var. Güzel tasarımları var. Ama Lamborghini daha da çok cezbediyor beni. Lamborghini tasarım konusunda bence de ileride, ama hep söylüyoruz ya işte tasarım biraz göreceli bir şey abi. Yani sana güzel gelen bana güzel gelmeyebilir. Ama yani şu sürüş hissini ben Lamborghini'de alamıyorum. Hızlanması falan çok etkiliyor insanı. Eyvallah. Ama yani şu araba böyle kalkışta böyle kontra yaptırtıyor ya insana. O heyecanı alamıyorum yani. Direksiyonu, evet, yakalamıyor. Bu heyecanı çok seviyorum yani. Hep böyle şey tutuyor seni. Hep yüksekte tutuyor, anladın genelde mı? Genelde şey, dört çeker sistemi olduğu için
Evet. O biraz daha hani Ferrari'nin direkt arkadan çekiş olması böyle bir direksiyonla bir savaşma şeyi veriyor. Evet, hani çok güzel bir şey. O hareketi yapmam lazım, tutmam lazım arabayı gibi bir hissiyatı veriyor. ESP falan her şey var. Ama yine de o kadar güçlü ki tutamıyor arkayı. Yani hafif kontrollerle devam etmen gerekiyor. Kapattığı zaman sistemleri ne olur düşünemiyorum yani. Yani çıldırır bence. Çıldırır bence yani. Yani böyle şey var abi arabada. Motor o kadar güçlü ki şasi böyle burkuluyor gaza basınca ve tutamıyor arabayı yani. Arka direkt böyle dans ediyor. Evet yani gitmek istiyor araba. Bir de ses sanki direkt böyle egzoz yokmuş ve motordan çıkıyormuş gibi geliyor. Direkt aynen düz boru varmış gibi. Sürekli gezerim abi bununla ben. Sport modu alayım. Motosiklet, racing'e dönüştü. Hakikaten racing motosiklet gibi ya. Direkt o kafaya çok gidiyor. Enteresan abi ya. İşte bu kadar... Bunun sebebi bu kadar yüksek devir çeviriyor olması. Atmosferik olması. Atmosferik olması. Bu kadar gücü alması. 360 kadran koyması. Sesten sonra yalnız bir duruldum Doğan abi. Çok güzel sesi var ya. Vallahi insan var ya. Zengin olası geliyor ya. Yemin ediyorum ya. Sırf böyle arabalara binmek için başka bir şey için istemiyorum. Vallahi kendim için değil abi. Abi yok ya farklı bu ya şeyden. Aventador'dan falan da farklı yani. Bu daha güçlüydü. Ama tepki. Bu daha tepkileri daha iyi ya. Daha keskin. Gaz tepkisi falan inanılmaz yani. Seri. Çok daha hızlı gelişiyor her şey. Ölmeden bir Ferrari alacağım ya. Bir E92 M3 bir de Ferrari alacağım. E92 M3. Son hızda da iddialı bu araba abi. 330 son hızı. Fabrika verisi yani. Yokuş aşağı 350. Yani limitörü falan kaldırdım, kaldırdım herhalde. 350'yi rahat görürsün. Çok rahat. Vay be. Çünkü acim var abi arabada. Ama bunu yani race modda falan herkes kullanamaz. Biraz abi, erkek işi yani. Çok tehlikeli. Reflekslerin falan evet, çok iyi çok olması, iyi olması lazım. Yani... Daha önce bir iki Ferrari race gitmiş olman lazım bence. Aynen. Yani bir alışkın olman lazım. Evet. Çok alışkın. Yani böyle hemen... Bir de normal Ferrari'lere göre de garip bir otomobil. Yani motoru önde. Şimdi normal Ferrari'lerin çok ağırlık arkada. Denge kontrolü. Aynen. Şanzıman arkada gerçi. Oradan şanzıman ağırlığı arkada. Dengeliyor. Aynen dengeliyor. Arada böyle tünel gibi bir şaft var. Şaft var. Kapalı sistem. Araba bu arada arkadaşlar çoğu bu kadar hafif olmasının nedeni de yani %90'dan daha fazla parçası alüminyum otomobilin. Evet. Bir tek şaftı mesela çelik falan. Çoğu yeri alüminyum. O da burkmasın diye falan. Ah bak sıfır üzerimize geldik abi. Hoş geldin. Launch kontrol yerine geldik. Hatta burası yokuş yukarı yani bir de. Çok keyifli. Bu ne? Ağrıda üzetmiş oluyorsun ya. Ne sıfır üzerinden yakaladık herhalde abi. Önlük arabaları yakaladık abi. Vallahi yakaladık. Ağrında 170 oluyorsun abi ya. Bu inanılmaz bir tasarım değil. Bir kez daha otomobilleri tipine göre değerlendirmemeyi anladım yani. Abi çok teşekkür ederiz. Zahmet oldu vallahi. Allah razı olsun. Rica ederim abi. Barış'cığım sayende böyle arabalar kullanıyorum. Arkadaşlar görüşürüz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. İyi bakın kendinize. Abone olun, abone. İzleyip kaçmayın. Abone. Önemli. Lütfen. Abone önemli. Abone olun. Böyle arabalar gelmeye devam etsin. Bak, bak şunun altına bak.
Arkadaşlar seya. Aa, açtı ya. Bu mu? Açtı ha. Lan nereye gidiyor? Oradan çıkış yok. İşte sanayici adam bilmez abi. Pazar günü hangi kapı açık, hangi kapı açık değil. Hoppa, binmeden. Doğan Yavaş.